Hanımlar merhabalar. Şimdi kiraz oyasını yaptık. Artık herkes biliyor. Standart rutin oyalarımız haline geldi. Bu şekilde pembe bir kirazım vardı. Dedim acaba nasıl değerlendirebilirim? Aynı modellerden sürekli sıkıldık. Aynı işleri yapmaktan sıkıldık. Ölçtüm, biçtim, kestim falan derken bir model çıkardım ortaya. Çok güzel oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer siz de sıradan kiraz oyalarından sıkıldıysanız bu modeli deneyebilirsiniz. Eminim ki hepiniz çok güzel yapacaksınız. Hepsi çok güzel olacak. Arkadaşlar şimdi kiraz oyam bu şekilde. Böyle boya yaptım. Dilerseniz siz bu tepe kısımlarına inci de koyabilirsiniz. Ama ben evimde inci yoktu. O yüzden böyle küçük bir model çıkardım buraya. Size de anlatayım. Başlayalım arkadaşlar. Pembenin numarasını vereyim hemen. Pembenin numarası sanırım 25 numara falan mıydı? Öyle bir şeydi. Üzerinde silinmiş, şansa bakın. Bu arada arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Hemen başlayalım arkadaşlar buradan. Ben şuraya yapacağım çünkü bu oyayı bu yazmaya yapmayacağım. Sadece burada deneme amaçlı yapmıştım. O yüzden şuradan hemen başlayayım arkadaşlar ben. Üç tane. Bu şekilde üç tane zürafamı yaptım. Üçlü bir kaya olacak burada. Başlangıç noktama dönüyorum. Eksiltme yaparak geldim. Sonuncu kısımdayım. Burayı birazcık geniş atıyorum arkadaşlar. Çünkü içine yapraklarımız sığması gerekiyor. Bu benim için yeterli. Bu şekilde yan tarafa hemen bu şekilde geçiyorum. Bu şekilde yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Hemen böyle minik iki tane zürafa ile başlıyorum. Yaprağımı yapacağım. Böyle minik iki tane zürafa ile başladım. Bunu yanlardan artırarak 4'e kadar arttırıp 1'e kadar eksiltiyorum arkadaşlar. Ben burayı tamamlayıp geliyorum. Evet kızlar, bu şekilde yapraklarımı tamamladım. Gelelim model kısmımıza. Şimdi yine yeşil ipimi alıyorum. Hemen şurada bir kanadını göstereyim. Diğerini siz aynı şekilde yapacağız zaten. Şu şekilde yine ortaya giriyoruz. Burada. Bir düğüm atıyorum. Daha sonra buraya minik bir pırpır yapıyorum şu şekilde. Bu şekilde pırpırımı hazır ettim. Daha sonra pırpırımın içine girip üste çıkacağım. Ve tekrardan pırpırımın içine hafif o pırpırımdan birazcık ziyade uzun olacak
şöyle falan bir pırpır oluşturuyorum. Daha sonra bu pırpırımın içine 6 tane pırpır yapıyorum. Minik pırpırlar olacak arkadaşlar. Şu boyutta minik pırpırlar. 6 tane. Evet, 6 tane pırpırımı oluşturdum. Bu şekilde. Burada arkadaşlar şimdi pırpırlarımızı şu şekilde bükerek başlangıç noktamdaki pırpırımın içine girip şu şekilde iğnem ipim üstte kalacak şekilde. Bakın şurada üste çıkıyorum. Burada üste çıktım. Üste çıktıktan sonra şu şekilde buradaki pırpır ile birleştiriyorum. Bir yeşil tabanımı kurmuş oluyorum. Daha sonra her birinin üstünden giderek borumu oluşturuyorum. Ve borum etrafında bir sıra turladım. Bir sıra daha turluyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde borumuzu da oluşturduk. Ve şimdi yeşil ipiyle işimiz bitiyor arkadaşlar. Hemen pembe anlatımına geçiyorum. Şimdi pırpırımın buraya herhangi bir zürafamın içine giriyorum. Üç tane minik pırpır yapıyorum yine. Şu boyutu ideal. Evet, böyle 3 tane minik pırpırımı yaptım. Daha sonra bu şekilde üste çıkıyor, başlangıçtakinin içine girerek iki zürafa oluşturdum.
Sonra tekrar başlangıca dönerek bunu tek zürafaya düşürdüm. Ve bu şekilde yaprağımı tamamlamış oldum. Bu şekilde etrafını dolanarak toplamda 5 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. Her bir gözlemenin içine bu şekilde yaprak yapacağız. Hemen yaprağı yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada boncuklarımızı takarken ipimizin belli olmaması için ve aşağıdaki bu boru kısmının düzgün durması için de nasıl yaptığımı onu da göstereceğim. Şimdi bunu tamamlayıp geliyorum. Evet kızlar, şimdi ben bu dış yaprak kısmını bu şekilde tamamladım. Size anlattığım gibi 5 tanesini yaptım bu şekilde. İplerini temizledim. Tabii ki buraları bir tur çakmakla geçeceğiz. Şimdi kirazımızı oturtalım yerine. Şurada arkadaşlar bakın, şu birleştirme kısmında pırpırlardan dolayı açık olan bir kısım var. Yani bunu siz yaparken de görürsünüz. Bu açık olan kısma şöyle dip kısmından hem oranın pekişkin göstermesini sağlıyor. Evet, bu şekilde. Şimdi şuradaki aradan çıkıyorum. Ve kirazımızı takacağız artık. Bazı kirazlar da iğneden geçmiyor. Bunları tabii ki ben kendim sarmıyorum. Hazır alıyorum. Ama emekçi arkadaşların ellerine sağlık. Ama bazıları iğneden geçmiyor arkadaşlar. Çok zor geçiyor ve fire veriyoruz. Yani yaparken veriyorum. İğneden geçiremediğim için. Bunu tekrar bu alt kısma çekerek yerleştirdim. Ve buradan istediğim herhangi bir yere düğümümü pekiştirip modelimi tamamlıyorum. Evet kızlar. Bu şekilde. Bitti. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Tabii ki bu anlatım olduğu için birazcık bozuk gibi oldu ama şöyle. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bak kız, üçlü de koysak çok güzel olurmuş. Buradan size böyle de bir fikir vermiş olayım. Bu şekilde üçlü de yaparsak aslında çok güzel olurmuş. Şimdiden kolay gelsin arkadaşlar.